Yani önderliğin özgürlüğü özellikle de öne önemli olan nokta şudur. Yani Kürt halkının kendiden kendi yeni dirilişini tarih sayfalarında karanlıkta olan yok sayılan bir halkın yeniden bir dirilişi ve var olduğu noktasına verdiği mücadele ve örgütleme noktasında önemsiyoruz tabii ki. Çünkü şimdiye kadar ötekileştirilen, hiçe sayan ya da kendi kimliğinden yabancılaştırılmış bir Kürt halkıyla karşı karşıya kalan bir durumdu. Ve bunun yeniden halkların arenasına çıkması, işte kendi olmazsa kendi tarihini yeniden bilmesi, sahiplenmesi ve kendi de işte bu Orta Doğu ve özellikle de kadim halklardan biri olduğunu ve bunun iradesini ortaya çıkarmış bir önderlik olduğu için önemsiyoruz. Ve mevcut durumdaki işte Kürt halkının kendi varlığı üzerinde birçok politikalar ve birçok baskınlar yürütülmekte. Yani Kürt kartını sürekli kendine kullanan ve işi geldiği zaman Kürt'ü yanına, kazanmak isteyen ama hedefine ulaştığı zaman Kürdü dışlayan ya da yok sayan bir politika var ve bu açıda Türklerin kendi kimliğinin kabul olması ve kendisi de iradesiyle, tarihiyle, kültürüyle varlık var olduğunu ve bunu da bütün Orta Doğu'daki özellikle başta dört parçada kabul edilmesi önemsiyoruz bu açıda. Yani kadınların öncülük yapması, yani biliyorsunuz zaten kadınların bu konuda önderliğin vermiş olduğu o özgürlük alanlarında kadın kendisini yeniden örgütlemesi toplum içinde var olduğunu ve kadının iradesi üzerindeki gelişen yeni paradigmanın işte kadının özgürlüğünün ancak bir toplumun özgürlüğüyle eşdeğer olduğu noktasındaki paradigmanın önemsediğimiz ve bu açıda kadının özgür olması bir toplumun özgürlüğüyle bağlantılı olduğu için bu konuda hem hamlenin öncülüğünü üstlenmişiz hem de bu çalışmanın önderliğin özgürlüğünü elde edene kadar devam edecektir. Bu konuda da bütün kadın yapısı böyle bir misyon kendisine yüklemiş bu misyonun eksenleri de böyle bir çalışma yapmaktadır. Bazı konuları açıklamalarından artık kendiler de tespit ediyor. İşte mutlak bir tecrübün olduğunu, farklı şeyler. Yani bu söylemler yani dile geldiğinde tabii doğrudur. yani bir kabullenme var ama ee, yani ne kadar ciddi oldukları noktasında yani biraz kaygılıyız. Yani e, şimdi e, açıklamaların yani halen e, dışlayıcı, ırkçı e, ve e, ötekileştiren bir nokta var. Yani halen e, Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun e, halklar arasında e, çözülmesi gerektiğini ve halkın taleplerini dikkate alması gerektiği noktasında ele alması gerekirken yani bir çözüm ya da barışın olması noktasında halen işte kendine göre terörist deyip ya da güvenlik gerekçesini ortaya koyarak ya da Kürdün kendi gücünün işte özgürlük hareketinin işte fesi üzerinde lav olması üzerinden yapan bir yaklaşım var. Yani burada ne kadar ciddi olup olmadıkları da nettir. Yani ee, bu konuda zaten eğer gerçekten bir barış olacaksa, gerçekten bir çözüm süreci başlatılmak isteniyorsa yani adres belli İmirada adasında e, Sayın e, Abdullah Öcalan'dır. Kürt halkına kendisine lider dediği ve kendisinin muhatap olduğu ve baş e, muzakere yürütecek e, şahsiyet olduğunu e, birçok şekilde de dile getirmiştir. Bu açıdan e, yani e, adres belli olduğu için yani böyle evet, ciddi, ciddiyet orada gözüküyor ama böyle e, işte e, barış sürecinde e, kullanılan kavram dil usluk da önemli bir barışın ve çözüm noktasında eğer e, böyle bir olacaksa karşı tarafın iradesini e, kabul edeceksin ve e, dilinden ve uslubundan yani bir ortak çözüm ve mutabazilik gerekiyor. Yani bu açıda bunları görmediğimiz noktada ve uygulamalarda e, e, görülmediği noktada e, yani daha çok söylenti ve söylentide kalmaktadır mevcut.